Geçen haftaki dersinizde bir elektromanyetik dalganın herhangi bir yük ya da akımın olmadığı bir bölgede nasıl hareket edeceğini incelemiştik. Özellikle bir bölgeden bir başka bölgeye bir epsilon 1, mu 1 parametreleriyle gösterilen bir ortamdan epsilon 2, mu 2 parametreleriyle gösterilen bir başka ortama geçerken işte yönü nasıl değişecek, ne kadarı geçecek, ne kadarı yansıyacak bunu incelemiştik. Ama geçen hafta hep ortamların yalıtkan olduğunu varsaydık. Bu haftaki dersimizde ilk önce eğer ortam yalıtkan değilse, yani bir iletkense o zaman ne olacak? Ne gibi değişiklikler olacak? Şimdi ortam iletken olduğu için içindeki yükler rahat serbestçe hareket edebiliyor olması lazım. Serbestçe hareket edebiliyorlarsa bir elektrik alanı uyguladığımızda, bu bir elektromanyetik dalgadan kaynaklı olabilir ya da statik olabilir, o zaman yükler hareket edecek ve belli bir miktar akım oluşacaktır. Yine bu iletkenimizin Ohm yasasına uyduğunu varsayacağız. Yani herhangi bir noktada oluşan akım, elektrik akımı, o noktadaki elektrik alanla orantılı sabiti de sigma dediğimiz iletkenlik. Potansiyeller için elde ettiğimiz denklemlere dönecek olursak, hatırlarsanız elektrostatik potansiyel için bir ortamda mu epsilon bölü c kare t kare fi bölü d t kare eşittir d bölü dt fi a artı mu epsilon bölü c denklemini elde etmiştik eğer yük yoksa. Vektör potansiyel içinde yine benzer şekilde vektör potansiyelin Laplacian'ı eksi mu epsilon bölü c kare t kare fi bölü t kare a bölü d t kare eşittir a artı mu epsilon bölü c d fi bölü d t gibi bir denklemi elde etmiştik. Tabii bunlar eğer rho ve j'nin sıfır olduğu durumlardaydı. Şimdi bu durumda bizim elimizde bir elektrik akımı olacak. Elektrik akımı olduğu için artık h'nin körlü dt değil. Bir de buna ek olarak mu 4π bölü c, c gibi ekstradan bir terim gelecek. Şimdi c, şu denklem direkt burada h yerine vektör potansiyel cinsinden ifade yazdığımızda elde ettiğimiz denklem. Buna bir de akımı ekleyecek olursak o zaman bu tarafa eksi 4π mu bölü c, c gibi bir ekstradan bir terim eklememiz lazım. Yine herhangi bir akımın olmadığı durumda yaptığımız gibi bir lineer denklem olduğu için bunların bir düzlem dalga çözümlerine bakabiliriz. Yani fi'yi bir fi 0 e üzeri i kare eksi omega t a'yı da bir a 0 e üzeri i kare eksi omega t olarak yazabiliriz. Bu durumda Laplacian operatörünü bu fi 0 ya da fi ya da a'dan herhangi birini uyguladığımızda bu bize direkt ya da gradyan operatörünü uyguladığımızda ak fi a verecek. Türev operatör, zamana göre türev operatörünü uyguladığımızda bu da bize eksi i omega fi a gibi bir ifade verecek. Yani zamanla göre türev operatörlerimize yerine eksi i omega, gradyan operatörümüz yerine de ik yerleştirebiliriz bu denklemlerimizde. Yerleştirdiğimiz zaman bu denklemden eksi k kare eksi mu epsilon bölü c kare artı omega kare fi eşittir eksi artı i omega i k a eksi i omega mu epsilon bölü c fi
Bu bizim skalar potansiyelimizin sağlaması gereken denklem. Buradan da öncelikle bir J'yi bir elde edelim. J hatırlarsanız sigma E'ydi. Elektrik alan potansiyeller cinsinden yazacak olursak eksi skalar potansiyelin gradyanı eksi 1 bölü C vektör potansiyelin zamana göre türeviydi. Ya da düzlem dalgalar için sigma eksi i k fi artı i omega bölü c a olarak yazabiliriz. Buraya yerleştirdiğimizde eksi k kare a artı ya da a'yı da dışarı alalım artı omega mu epsilon bölü c kare omega kare a eşittir ik ik dot a eksi i omega mu epsilon bölü c fi eksi 4 pi mu bölü c zamana göre türev için eksi i omega j için şuradaki ifadeyi yerleştirebiliriz. Sigma eksi i k fi artı i omega bölü c. Bunu yazabiliriz. Şimdi bu denklemi biraz düzenleyecek olursak bu a'yı denklemin diğer tarafını aldığımızda eksi k kare artı şimdi diğer tarafı aldığımızda dikkat ederseniz mu'lar ortak, c kareler ortak. Omegalardan biri ortak. Omega kare burada iki tane var, burada bir tane var. Dışarı çıkarırsak mu omega kare bölü c kare parantezinde epsilon'u da dışarı alalım. 1 buradan gelecek olan şimdi buradan gelecek olan artı i mu dışarıda pi 4 pi c kareler gitti. Epsilon dışarıda bölü omega epsilon. A eşittir. Bu fi'yi de buraya eklediğimiz zaman elde edeceğimiz yine İK dışarıda kalsın. İK dot A eksi i mu omega epsilon bölü C. Şimdi bu İK dışarıda artı işaret artı i ve buraya da bir 4 pi şu 4 pi'den dolayı i bölü omega epsilon gelecek artı 1 faktörüyle topladığımızda böyle bir ifade edeceğiz fi. Şimdi dikkat ederseniz İlk denklemle, yani sigma olmadığı durumdaki denklemle yeni denklem arasındaki tek fark burada epsilon olan yeri artık eta diye göstereceğimiz bir başka sabit geldi. Bu da epsilon 1 artı 4 pi. Burada bir sigma var. 4 pi bölü omega epsilon çarpı sigma. Yani artık dielektrik sabitimiz karmaşık bir bileşen kazandı. Şimdi benzer şeyi bu fi'ye baktığımızda fi için ise sanki hiçbir öyle bir düzeltme yokmuş gibi. Ama bu terimi iki tarafa da ekleyebiliriz. İki tarafa da eklediğimizde hem buradaki epsilon eta'ya dönüşecek hem buradaki epsilon eta'ya dönüşmüş olacak. Dolayısıyla bir iletken bir ortamda vektör potansiyellerimizin, vektör ve skalar potansiyellerimizin sağlanması gereken denklem. Yine sanki normal iletken olmayan bir ortamdaymış gibi tek fark dielektrik sabit yerine eta dediğimiz karmaşık bir dielektrik sabitinin gelecek olması. Eksi k kare artı mu epsilon omega kare eta mu eta bölü c kare fi ya da a eşittir. İşte yerine göre
I omega ya da I k çarpı I k dot a eksi I mu epsilon mu eta omega bölü c olarak yazabiliriz. Şimdi yine yüklerin olmadığı, akımın olmadığı ortamdaki tartışmalarımıza bakarsak ya da ayar simetrilerine bakacak olursak yine hatırlayalım bir ayar simetri dediğimiz neydi? Eğer biz A vektör potansiyelini alıp A artı herhangi bir fonksiyonun gradyanını eklersek aynı zamanda skalar potansiyelimizi alıp skalar potansiyelimizden de aynı fonksiyonun 1 bölü c çarpı zamana göre türevini çıkarırsak o zaman elektrik ve manyetik alanlarımız değişmeyecekti. Dolayısıyla tek bir verilen bir elektrik ve manyetik alana karşılık gelen sonsuz tane skalar ve vektör potansiyelimiz olacak. Ve biz bunlardan her biriyle uğraşmamız gerekmiyor. Özel bir tane seçip onu inceleyebiliriz. Çünkü sonuçta bize vereceği fizik diğer herhangi biriyle aynı olacaktı. Ve bunu kullanarak A ve fi'ler üzerinde bazı koşullar koyabiliyoruz. Ve geçen dersimizde koyduğumuz koşul bu hatırlarsanız dA bölü A'nın diverjansı artı mu epsilon bölü c dfi bölü dt'nin sıfır olması ayar koşulunu koymuştuk. Şimdi bir iletkende olduğumuz için yine tek değişen şey bu eta'nın epsilon yerine eta'yı getirmek. Yeni ayar koşulumuz da artık bu. Şimdi bu yeni ayar koşulumuz nereden geliyor? Aslında bu ayar koşulunu şu tarafı sıfır yapacak şekilde seçiyoruz. Bu ayar koşulunda şu ifade sıfır olacaktır. Böylece denklemlerimiz fi ve a'nın sağladığı denklemler basit dalga denklemlerine dönüşmüş olacak. Sonuçta elde ettiğimizde bir iletkenin içerisinde de sonuçta bir dalga gibi yayılacak. Tek farkı dielektrik sabitinin artık karmaşık bir sayı olması. Şimdi bunun bazı sonuçları olacak tabii. Karmaşık bir dielektrik sabiti ne demek? Önce bir ona bakalım. Şimdi omega ile k arasındaki bağıntıya bakacak olursak bir dalga denklemi bu ayarda bu taraf sıfır olacağından buranın da sıfır olması lazım. Skalar ve manyetik vektör potansiyellerimiz sıfır olmayan çözümlerini aradığımız için biz şuranın sıfır olması lazım. Yani k kare eşittir mu eta omega kare bölü c kare olması lazım. Bu da bize bu eta karmaşık bir sayı olduğundan bu da bir karmaşık sayı olacak. Yani k dediğimiz k kare, hatırlarsanız bu kx kare artı ky kare y bileşeninin karesi artı kz kare olarak düşünebiliriz. Artık bunun kendisi karmaşık bir sayı. K karmaşık bir sayı olduğu için bunu alfa artı i beta şeklinde yazabiliriz. Ve dalga denklemimize dönecek olursak i k r eksi omega t ile orantılıydı düzlem dalgalarımızın hepsi. Bunu şöyle de yazabilirim. E üzeri i kare kosinüs fi. Fi dediğim k ile r arasındaki açı. Eksi omega t. Ama bakarsak artık k dediğim şeyin bir karmaşık bir bileşeni var. E üzeri eksi beta kare kosinüs fi gibi bir değere sahip olacak. Şimdi dikkat ederseniz bu artık ilerlerken metal içerisinde ilerlerken eksponansiyel olarak azalacaktır. Şimdi bu beta nereden geldi? Beta k karenin karmaşık olmasından geldi. Şu denklemi alıp bunu yerleştirdiğimizde istersek alfa ve beta için açık ifadelerini de bulabiliriz. Ama bizi ilgilendiren şey beta'nın sigma ile orantılı olması. Yani sigma ne kadar büyükse beta o kadar büyük olacak. Sigma ne kadar küçükse beta da o kadar küçük olacak. Şimdi bu sonuç beklenmeyen bir sonuç değil. Sonuçta bir iletkenin içerisinde ilerlerken bir akım yarattık. Akım yarattığımız için işte eğer sonlu bir iletkenliği varsa
Bu durumda bir direnci olacaktır. Akım akarken enerji kaybedecektir. Dolayısıyla bizim elektromanyetik dalgamızın enerji kaybetmesi gerekir. Enerji kaybederse de şiddeti azalacaktır. Bunun ifadesi ondan başka bir şey değil. Eğer sonsuz bir iletkenliği varsa bir sistemin, dikkat ederseniz o zaman beta sonsuz olacaktır. Metalin içerisine giremeyecektir. Böyle iletkenlere ideal iletken adını veriyoruz. Sigma sonsuza gidecek. Sigma sonsuza gittiği için ideal iletkenlerde içerisinde ne elektrik alan olabilir ne manyetik alan olabilir. Bunun dışındaki daha önceki tartışmalarımızın hepsini olduğu gibi buraya taşıyabiliriz. Yeni bir özellik daha, sadece eta karmaşık değil, eta aynı zamanda frekansa da bağlıdır. Eta'nın ifadesini hatırlarsanız epsilon 1 artı 4 pi sigma bölü epsilon omega şeklinde bir ifadesi vardı. Ve artık gördüğünüz gibi frekansla da değişen bir kırılma indisi var. Dolayısıyla farklı frekanstaki elektromanyetik dalgalar ya da farklı renkteki ışıklar bu ortamda farklı şekillerde kırılacaktır. Şimdi buraya kadar incelediğimiz sistemler hep sonsuz sistemlerdi. Yani herhangi bir sınırı yoktu. Şimdi farz edelim ki bizim artık sonsuz bir sistemimiz yok. Bir kesit alanı değişmeyen silindirimsi bir bölge içerisinde elektrik alanı hapsettik. Kesit alanı şöyle bir şekli olabilir. Bunu uzatabiliriz. Böyle bir şekle de bir ortam düşünelim. Bunun dışarısı hesapları kolaylaştırması için ideal bir iletken olsun. Yani sigma eşittir 0 olacak. Sonsuz olacak. Dolayısıyla elektrik alan ve manyetik alan bu metalin içerisinde 0 olacak. Şimdi böyle bir durumda bir dalga yaratabilir miyiz ve elektromanyetik dalgalar burada nasıl davranacak? Şimdi potansiyel ifademize geri dönecek olursak, potansiyellerin sağladığı dalga denklemlerini, sonuçta dalga denklemlerini çıkarırken elektromanyetik dalganın nerede olduğu ile ilgili yaptığımız tek varsayım bu, o bölgede yükün ve akımın olmaması varsayımıydı. Eğer bu buradaki boşlukta, buna dalga rehberi adını vereceğiz. İçindeki boşlukta yük ve akım olmadığı için, hatta onunla mu epsilon diye parametrelerimizi de gösterelim. Potansiyellerimiz içeride yine aynı denklemleri sağlayacaktır. Eksi mu epsilon bölü c kare, del kare bölü del t kare, fi ya da a eşittir 0. Bu denklemin çözümlerini arayacağız. Böyle bir ortamda. Şimdi sonsuz olduğu zaman bizim sistemimizi herhangi bir yönde öteleme simetrimiz vardı. Bu simetriden dolayı bu fi ve a vektör potansiyellerimizi herhangi birine bu fi ile gösterelim. Bunu e üzeri i omega t şeklinde yazabiliyorduk öteleme simetrimizden dolayı. Oysa burada artık öyle bir öteleme simetrimiz yok. Ama yine de bu eksen boyunca, o eksende z ekseni olarak düşünelim. Bu eksen boyunca hala bir öteleme simetrisinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla artık dalga fonksiyonlarımız bununla orantılı olmayacak. Bunun yerine potansiyellerimizi artık x ve y'ye bağlı bir kısım ya da z'ye dik olan bir kısım e üzeri i kz eksi omega t olarak yazabiliriz. Yani bunu x ve y'yi z'ye dik anlamında r dikle gösterelim. E üzeri i kz eksi omega t gibi çözümlerini arayabiliriz. Şimdi bu denklemi d
Tabii en genel çözümü bu şekilde yazılabilen sonsuzda bütün olası K ve W değerleri üzerinden bir toplam şeklinde yazmamız gerekir. Şimdi bu denklemi alıp buraya yerleştirdiğimiz zaman Z'ye göre ve T'ye göre türevleri açıkça hesaplayabiliriz. Ve elde edeceğimiz ifade Z'ye dik koordinatlara göre iki boyutta Laplacian eksi K kare. Bu Z'ye göre iki defa türev almaktan gelecek. Artı mu epsilon bölü c kare omega kare fi eşittir 0. Fi eşittir 0. Buradaki iki boyutlu Laplacian operatörü ile gösterdiğim d kare x'e göre iki defa türev artı y'ye göre iki defa türevdir. Şimdi ayar simetrilerimize dönelim. Ayar simetrileri şimdi bu denklemi elde ederken bir ayar koşulu koymuştuk. A'nın divergansı artı mu epsilon bölü c fi'nin zamana göre sıfır olacak. Şimdi farz edelim ki biz bir ayar dönüşümü yine yaptık. Yani a'yı aldık. A artı bir Lambda fonksiyonun diverjansı fi'yi aldık. Fi eksi 1 bölü c aynı lambda fonksiyonun zamanı göre türevi. Üstüne üstlük lambdayı herhangi bir lambda değil şu şekilde bir lambda bakalım. Yani şekil olarak buradaki potansiyellerimize benzer. Bir sadece x ve y'ye bağlı bir kısmı bir de e üzeri i kz eksi omega t. Şimdi bu dönüşüm altında bu ayar koşulumuz nasıl değişiyor? Önce bir onu inceleyelim. Çünkü bu ayar koşulunu değiştirdiğimiz zaman hani ilk seçtiğimiz vektör ve skalar potansiyeller dalga denklemini sağlasa da eğer yeni elde ettiğimiz vektör ve skalar potansiyeller bu ayar koşulumu sağlamıyorsa artık dalga denklemini sağlamayacaklardır. Bu da bizim işimizi zorlaştıracak bir şey. Dolayısıyla bu ayar koşulunu değiştirmek istemiyoruz. Şimdi lambdayı böyle seçtiğimiz zaman yine gradyan operatörü yerine bu onu ikiye ayırabiliriz. Bir dik koordinatlara göre gradyan operatörü sadece x ve y'ye göre. Artı z'ye göre türev yerine artık ik getirebiliriz. İk z yönünde lambda. Vektör potansiyelimiz buna dönüşecek. Ve skalar potansiyelimiz de fi artı i omega bölü c lambdaya dönüşecek. Şimdi buradaki değişime bakalım. Direkt uzun uzun yazmaktansa hatta şuraya geçelim. Fi bölü dt eşittir 0. Bu ifadedeki değişime bakalım. A'daki değişim şu kadar. Yerleştirdiğimde dik lambda artı ikz lambda bunun tamamına göre diverjansı. Hatta devam etmeden önce bu ayar koşulunu da sonuçta baktığımız vektör potansiyel ve skalar potansiyelin şekli belli. Dolayısıyla bunu da ayırabiliriz. Ayar koşulumuz artık A artı mu epsilon bölü C fi bölü dt bunu İK A artı dik olan koordinatlara göre gradyanımız, diverjansımız artı ikz az artı mu epsilon eksi i mu epsilon omega bölü c fi eşittir 0 olacak. Bundaki değişime bakarsak
A'daki değişim bu kadar. Tabii burada A diverjansını alırken A'nın sadece X ve Y bileşenleri karşımıza gelecek. A'nın X ve Y bileşenlerindeki değişim sadece bundan gelecek. Lambda. AZ'deki değişim, Z yönündeki değişim sadece bu. Artı İKZ çarpı AZ'deki değişim, İKZ, İK çarpı lambda. Eksi İ mü epsilon omega bölü C, Fi'deki değişim, Fi'deki değişim ise şuradaki terim. İ omega bölü C. Lambda. Biraz daha sadeleştirirsek bu lambda'nın iki boyutlu Laplacian'ı eksi k kare lambda artı mu epsilon omega kare bölü c kare lambda olacak. Eksi k kare artı mu epsilon omega kare bölü c kare lambda. Yani ayar koşulumuz, şurada koyduğumuz ayar koşulumuz artık sıfır değil. Alacağı değer bu olacak. Bu dönüşümden sonra. Tabii bizim lambda'yı istediğimiz gibi seçme özgürlüğümüz var. Şimdi dikkat edersek lambda, eğer biz ayar koşulunu değiştirmek istemiyorsak, yani yeni bu dönüşüm sonucunda elde ettiğimiz yeni vektör ve skalar potansiyellerini de hala dalga fonksiyonunu sağlamasını istiyorsak bunun sıfır olmasını istememiz lazım. Yani herhangi bir lambda için bu dönüşümü yapamayacağız. Şu denklemi sağlayan lambdalar için bu dönüşümü yaptığımızda elde ettiğimiz yeni potansiyellerde yine aynı skalar denklemi sağlayacak. Aynı, hem aynı elektromanyetik alana karşılık gelecek hem de aynı denklemi sağlayacak. Şimdi bakalım. Neleri biliyoruz başka? Fi'nin de bu denklemi sağladığını biliyoruz. Buradaki fi dediğim şey ilk skalar potansiyelim. Dolayısıyla ben eğer lambda eşittir c bölü i omega fi eksi c bölü i omega fi seçecek olursam, bir artık lambda şu denklemi sağlar. Dolayısıyla elde edeceğim yeni skalar ve vektör potansiyellerde dalga denklemini sağlayacak, onu biliyorum. Başka ne elde etmiş olabilirim? Artık fi sıfırdır. Fi sıfır ise bu ifade zaten sıfır. Fi sıfır olduğu için şu terim de sıfır. A'nın diverjansı direkt olarak sıfır olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla bizim 4 tane vektör potansiyelimiz vardı. Fi'yi sıfır aldım. Sıfır olarak bir olacak şekilde bir ayar seçtim. Bu ayarda bu 4 taneden birisinden kurtuldum. Bir ayar koşulum hala daha var. O da şunun sıfır olması. Fi sıfır. Fi sıfırsa dolayısıyla AZ vektör potansiyelin üçüncü bileşeni de şu ifade sıfır olduğundan bu fi sıfır, burası sıfır. Denklemi çözdüğümde i bölü k A'nın dik bileşenlerinin dik koordinatlara göre diverjans haline geçecek. Yani ben genel bir bu elektromanyetik dalgaya karşılık gelen bir skalar ve vektörel potansiyel arıyordum. Biliyorum ki ayar dönüşüm, ayar simetrisinden dolayı bunlardan sonsuz tane var. Ama öyle bir skalar ve vektörel potansiyel var ki bu sonsuz tane içerisinde. Skalar potansiyel sıfır. Vektörel potansiyelin üçüncü bileşeni, z bileşeni, x ve y bileşenlerini bu şekilde bağlı. Ve x ve y bileşenleri de dalga denklemini sağlayacak. Tabi bu 4 tane bilinmeyen fonksiyondan artık 2 tane bilinmeyen fonksiyona indirgemiş olduğum problemimi. Fi eşittir 0. Az eşittir i bölü k.
4 kare. AX ya da AY. Bu arada bunlar sadece X'e ve Y'ye bağlı. Bu artık 0 olarak yazılacağız. İki tane bilmediğim fonksiyonum var. Şimdi öncelikle bir elektrik ve vektör alanlarım mı? Bunlar cinsinden bir elektrik ve manyetik alanların bunlar cinsinden bir ifade edeyim. Şimdi bu bana ne getirecek? Sonuçta benim bir tane denklemim var ama bu denklemi çözebilmem için sınır koşullarına ihtiyacım var. Sınır koşullarım ne olacak? Burası bir ideal iletken olduğu için biliyorum ki burada elektrik ve manyetik alan 0. Süreklilik koşullarımızı hatırlarsanız her ortamda E'nin körlünün eksi 1 bölü C dB bölü dt olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu bana diyordu ki E'nin paralel bileşeni sürekli olacak. Benzer şekilde eşittir 0 olduğundan B'nin yüzeydik bileşeni de sürekli olmak zorunda. Eğer tam bu metal yüzeyinde bakacak olursam bir tarafında elektrik alanın paralel bileşeni 0, elektrik alan 0 ise diğer tarafında da yüzeyin diğer tarafında da elektrik alanın paralel bileşeni 0 olmak zorunda. Yani elektrik alanın yüzeye paralel bileşeni yüzeyimde 0 olacak. Ve manyetik alanın dik bileşeni burada 0. Dolayısıyla öbür tarafta da hemen yüzeyin diğer tarafında da 0 olması lazım. B'nin dik bileşeni yine yüzeyde yine 0 olması lazım. Tabii bu elektrik alanın paralel bileşeni ve manyetik alanın dikey bileşenini de AX ve AY cinsinden yazdığımda bu sınır koşulları aslında AX ve AY cinsinden sınır koşullarına dönüşmüş olacak. Şimdi hatırlayacak olursak elektrik alanı potansiyeller cinsinden nasıl tanımlamıştık? Eksi skalar potansiyelin gradyanı eksi 1 bölü C dA bölü dt idi. Skalar potansiyelim 0. 0 olan bir ayar seçtim. Dolayısıyla benim elektrik alanım sadece buradan katkı gelecek. Zamana göre türev eksi i omega getireceğinden i omega bölü c a olacaktır. Dolayısıyla a'nın şimdi bir şeyi karıştırmayalım. Burada dik dedim. Burada dik diye gösterdiğim yüzeye dik ya da onu şöyle de yazabilirim. Yüzeye birim vektörle b'yi çarptığımda bu yüzeye dik. Bu sıfır olacak. Paralel dediğim şey ise yüzeye paralel. Burada ise bir omega bölü c genel olarak bir herhangi bir vektörü z eksenini dik bileşeni artı z ekseni yönündeki bileşeni olarak ayırıyorum. Buradaki ayrımla oradaki ayrım biraz farklı. Yerleştirecek olursak i omega bölü c a dik artı i omega bölü c. Az dediğim şey yine ayar koşulumdan dolayı a, vektör potansiyelinin z yönündeki bileşenini diğer bileşenleriyle ilişkilendirebilirim. I bölü k z yönünde. Elektrik alanını böyle yazabilirim. Manyetik alana gelince manyetik alanı bu şekilde tanımlamıştık. Yine bunu da hem dik bileşenler ve z yönündeki bileşen olarak ayırabilirim. Vektör a çarpım a için yine benzer şekilde a'ya dik bileşen artı az z yönünde. Z'ye göre türev bizim herhangi tanımladığımız bütün dalga fonksiyonlarının z'ye göre türevi sadece ik getirecek. Dolayısıyla manyetik alanı
dik bileşeni, dik bileşenlere göre körlü. AZ'nin buraya şimdi dik bileşenlere göre, yok onu yine yazabilirim. Açıkça yazalım. Dik bileşenlere göre körlü dediğim x yönünde d bölü dx artı y yönünde d bölü dy. AZ z yönünde. Bunu uygulanacak. Bu çarpı bu. Bu çarpı bu var. Artı İK Z vektörel çarpı AX X yönünde artı AY Y yönünde. Bu vektörel çarpım bu zaten sıfır. Şimdi bunları açıkça yazacak olursak bunu olduğu gibi bırakalım şimdilik. Artı AZ'nin X'e göre türevi X cross Z eksi Y birim vektörü verecek artı AZ'nin Y'ye göre türevi Y cross Z X yönünde birim vektörü verecek. Buraya gelecek olursak İK AX Z cross X dediğimiz eksi Y yönündeki birim vektör artı y yönündeki birim vektör artı ay z vektörel çarpım y, o da bize x yönündeki birim vektörü verecek. Şimdi dikkat ederseniz şu sadece dik yönde. Yani b dik dediğimiz bir bileşen bunları için. Şu ikisi b dik'i içeriyor. Şu ise z yönünde olacaktır. Hatta onu da açık ifadesini yazacak olursak AY'nin X'e göre türevi eksi AX'in Y'ye göre türevi Z yönünde artı B'nin dik bileşeni. B'nin dik bileşeni dediğimizde bu ikisi. Bu da bize manyetik alanı ve elektrik alanı X ve Y potansiyeldir, AX ve AY potansiyelleri cinsinden nasıl yazacağımızı gösteriliyor. Tabi burada AZ var ama AZ'nin zaten AX ve AY cinsinden yazılabileceğini şuradan da biliyoruz. Şimdi tabi burada çok fazla ifade var. Yani B'nin dik bileşeni dediğimiz şu iki tane terim, bir sürü türevler geliyor, toplanıyor, birim vektörler. Bunları biraz daha sadeleştirmek için önce şunu göstereceğiz. Bizim iki tane bilmediğimiz fonksiyon var burada, çözmemiz gereken. AX ve AY dediğimiz fonksiyonlar. AX ve AY fonksiyonları yerine ben bilinmeyen iki ayrı fonksiyon alabilirim. Şimdi sınır koşullarımı koymak için bana gerekecek olan şey elektrik ve manyetik alan. Dolayısıyla ben bilinmeyen iki fonksiyon yerine B'nin Z bileşenini ve E'nin elektrik alanın Z bileşenini alabilir miyim acaba? Yani AX ve AY yerine elektrik alanının Z bileşeniyle manyetik alanın Z yönündeki bileşeni cinsinden bir şeyler yazabilir miyim? Şimdi onu görmek için şimdi ne yapalım? Şimdi manyetik alan ifadem bu. Bu bana lazım olacak. Elektrik alan ifademse şurada yazdığım şey. İ omega bölü C A dik eksi omega bölü kc dik a dik z yönünde. Şimdi elektrik alanın z bileşeni dediğimiz buradaki ifade. Omega bölü kc AX'in X'e göre türevi, AY'nin Y'ye göre türevi. Manyetik alanın Z yönündeki bileşeni ise şuradaki ifadeden bakacak olursak İK eksi AX'in Y yönündeki bileşeni artı AY
X yönündeki bileşen. Z bileşeni, bu türevleri. Bu değil. Z bileşeni şuradaki. AY'nin X'e göre türevi. AX'e Y'ye göre türevi. Şimdi bu iki ifadeyi kullanarak, tabi AX ve AY'nin dalga denklemini sağladığında kullanarak acaba AX ve AY'nin ne olduğunu EZ ve BZ cinsinden yazabilir miyim? Şu ifadeye bakalım. AX'in X'e göre türevi artı AY'nin Y'ye göre türevi. Bunun X'e göre türevini alayım. Artı AY'nin X'e göre türevi eksi AX'in Y'ye göre türevi eksi bunun da Y'ye göre türevini alayım. Bu bana ne verecek? Şuraya bakarsam AX'in X'e göre ikinci türevi var. Şuradan gelecek. Burada artı AX'in Y'ye göre ikinci türevi. Bu ikisinin toplamı bana AX'in dik koordinatlara göre Laplacian'ını verecektir zaten. Şu diğer terimlere bakacak olursam AY'nin X ve Y'ye göre ikinci türevi. Eksi AY'nin X ve Y'ye göre ikinci türevi. Dolayısıyla bu if onlar birbirini götürecek zıt işaretli olduklarından. Bu eşittir AX'in dik bileşenlere göre ikinci türevi. Bu da AX dalga denklemini sağladığı için şurayı kullanacak olursak direkt k kare eksi mu epsilon omega kare bölü c kare AX'e eşit olacaktır. Eğer şu ifade sıfır değilse, şimdi bunun sıfır olduğu koşulu ayrıca inceleyeceğiz. Eğer bu ifade sıfır değilse, bu da bana gösterir ki AX dediğim şey yerine ben artık şu ifadeyi yazabilirim. Bu ifade ise şu parantezin içerisi, şu parantezde aynı. Yani KC bölü omega. Elektrik alanın Z yönündeki bileşenini X'e göre türevi. Eksi. Burası zaten B'nin Z bileşeninden başka bir şey değil. BZ'nin Y'ye göre türevi. AX yerine elektrik alanı ve manyetik alanın üçüncü bileşenleri cinsinden bu ifadeyi yerleştirebilirim. Şimdi gelelim AY'ye. Yine benzer şekilde yapacağız. AY'nin Laplacian'ını elde et. Bir şekilde AY'nin Laplacian'ını elde etmemiz lazım. O zaman bunun Y'ye göre türevini almam lazım. X'e göre değil. Bu ifadenin, birinci ifadenin Y'ye göre türevi. Bu yine AY'nin X'e göre ikinci türevini elde etmem lazım. Dolayısıyla bu da X'e göre. Bu ifadenin de X'e göre türevini aldığımda AY'nin dik koordinatlara göre Laplacian'ını verecek şu terim, bu terim ve bu terim. Tabii artık işaret eksi değil, artı. Bu terim artı bu terim bunu getirdi. Diğer terimlere bakacak olursak AX'in X ve Y'ye göre türevi. Eksi yine AX'in X ve Y'ye göre türevi. Onlar birbirlerini götürecekler. Ve elime AY'nin dik bileşen, dik koordinatlara göre Laplacian'dan başka bir şey gelmeyecek. Yine AY de dalga denklemini sağladığı için bu faktör aynı. AY gelecek. Dolayısıyla AY dediğim ifade KC bölü omega. Bu sefer EZ'nin Y'ye göre türevi. Eksi artı BZ'nin X'e göre türevi olarak yazabilirim. Şimdi neyi göstermiş olduk? Ne elde etmiş olduk bu şekilde? Daha önce gösterdik ki manyetik alanın tamamını AX ve AY cinsinden yazabilirim. Ve elektrik alanın tamamını da AX ve AY cinsinden yazabilirim. Ama burada da gösterdik ki AX ve AY'yi ise elektrik alanın Z bileşeni ve manyetik alanın Z bileşeni cinsinden yazabilirim. Burada bir faktör unuttuk. 1 bölü k kare eksi mu epsilon
omega kare bölü c kare 1 bölü k kare eksi y epsilon omega kare bölü c kare. Şimdi ait ve ay'yi de elektrik ve manyetik alanın üçüncü bileşenleri cinsinden yazabileceğime göre dolayısıyla ben elektromanyetik alanı bu dalga rehberinin içerisindeki elektromanyetik alanı sadece ve sadece AZ ve BZ'yi bilerek elde edebilirim. Şimdi sınır koşullarına bakalım. Sınır koşulları peki bize EZ ve BZ üzerinden ne gibi şartlar sağlayacak? Bir defa dedik ki elektrik alanının paralel bileşeni sıfır olacak. Yüzeye paralel olan bileşeni. Şimdi elektrik alanının yüzeye paralel olan bileşeni bu şekilde yazabiliriz. Yüzeye paralel olan bileşeni. Bu nedir? Ex x yönünde artı ey, y yönünde artı ez, z yönünde vektörel çarpım n. Şimdi ne dediğim vektör? Sadece x ve y bileşenleri var. Çünkü yüzey z yönünde homojen. Sadece x ve y bileşenleri varsa x çarpı x vektörel çarpım bu vektör z yönünü gösterecek. Y vektörel çarpım bu vektör de yine z yönünü gösterecek. Bir tek hoş böyle yapmayalım da şunu yapalım. Tam her şeyi elektrik ve manyetik alanında z bileşenleri cinsinden yazabileceğimizi gösterdik. Şunu gösterelim öncelikle. Nasıl? Elektrik alanının dik bileşenine bakalım. Elektrik alanının z bileşenini biliyoruz zaten bu. Dik bileşeni i omega bölü c ax x yönünde artı ay y yönünde. Elektrik alanının dik eşittir i omega bölü c. Ax dediğimiz ifadeyi buradan zaten bulduk. AY'yi de bulduk. Yerleştirirsek KC bölü omega x yönünde EZ'nin x'e göre türevi artı y yönünde EZ'nin y'ye göre türevi artı bir de manyetik alandan dolayı gelen kısımları olacak. X yönünde eksi BZ'nin Y'ye göre türevi artı Y yönünde BZ'nin X'e göre türevi 1 bölü şu faktörümüz de var. Bölü C kare. Şimdi bakalım. Az olay işte E'dik. İ omega bölü C. KC bölü omega. Burası EZ'nin diverjansından başka bir şey, gradyanından başka bir şey değildir. Bu ise onu şöyle yazabiliriz. Z vektörel çarpım x yönünde d bölü dx artı y yönünde d bölü dy ez. Z vektörel çarpım x bana y birim vektörünü verecek. Z vektörel çarpım y de bana eksi x vektörünü verecek. Bu ise ez'nin bz'nin gradyanından başka bir şey değil. Dolayısıyla onu da yerleştirirsem z vektörel çarpım bz'nin gradyanı. 1 bölü k kare eksi mu epsilon omega kare bölü c kare. Ya da ne yapabiliriz? İstersek paranteze çarpabiliriz. İK EZ C'ler gitti, W'lar gitti. Artı
i omega bölü c z. Ve bunlar sadece dik bileşenlere göre. Bir bölüm k kare eksi mu epsilon omega kare bölü c kare. Elektrik alanı bu şekilde yazabiliriz. Gelelim manyetik alana. Manyetik alan ifadesi biraz daha karışık olacak. Bunlara ihtiyacım var. Şimdi manyetik alan ifadesi bir Z bileşeni var. Dik olan kısım şuralardan gelecek olan kısım. AZ dediğim ifade... Şimdi yazalım. Önce bir AZ'yi hesaplayalım. Çünkü burada AZ'nin türevlerine ihtiyacım olacak. AZ ise biliyorum ki i bölü k bu şekilde yazabilirim. Ayar koşulumdan dolayı. I bölü k AX'in X'e göre türevi artı AY'nin Y'ye göre türevidir. Yerleştirdiğim zaman, hatta uğraşmama da aslında gerek yok. Şu elektrik alana gelecek olursanız, oradan direkt görebiliriz ne olduğunu. Şurası bizim AZ dediğimiz şey. AZ elektrik alanın Z bileşeni, biraz önce sildiğim ifade, elektrik alanın Z bileşeni direkt i omega bölü c. AZ dediğimiz ifadeydi. Dolayısıyla elektrik alanın üçüncü bileşenin cinsinden AZ C bölü I omega EZ olarak yazabilirim. İstersem bunları buraya yerleştiririm. AZ eşittir şu ifadesini kullanıp buraya yerleştirebilirim. Buradan da aynı sonucu elde edebilirim. Tabii aynı sonucu elde etmek için şunu da kullanmam gerekiyor. Elektrik alanın Z bileşeni direkt AZ ile orantılı olduğu için elektrik alanının Z bileşeni hareket denklemini de sağlaması lazım. Dolayısıyla eğer AZ eşittir bu ifadesini kullanacaksam elektrik alanın Laplacian'ı gelecek karşımıza hareket denkleminden de onu direkt elektrik alanına dönüştürebilirim. O şekilde de elde edebiliriz. Şimdi AZ'miz bu. O zaman B'dik. Neye eşit olacak? B'dik bir şuradan gelen kısım var. Oradan gelen kısmı yine AZ'nin AZ'nin gradyanını alırım. Bunu da Z ile vektörel çarpımına bakarım. O bana direkt şu ifadeyi verecektir. AZ'nin de zaten EZ cinsinden ne olduğunu biliyorum. Onu da bir sonraki adımda yerleştirebilirim. Şimdi buraya baktığımda yine yerleştirdiğim zaman şurada bir eksi işaretim var. Artı İK AX'i yine buradan alacağım. AY'yi yine buradan alacağım. Yerine yerleştirelim. KC bölü omega. Önce elektrik alanla orantılı olan kısımlara bakıyorum. AX'ten gelen bir eksi Y yönünde EZ'nin X'e göre türevi var. Artı X yönünde EZ'nin Y'ye göre türevi var. Bunları topladım. Şimdi manyetik alanlara bakayım. Manyetik alanlara baktığımda eksi buradaki eksiyle artı etti. BZ'nin Y'ye göre türevi var. Artı Y yönünde. Şuna bakacak olursam da AX'de AY'nin BZ'nin X yönünde türevi var. X yönünde.
eşittir. AZ dediğim, biraz önce hesapladım, C bölü i omega'ydı. C bölü i omega, z vektörel çarpım ez'nin gradyanı artı i k kc bölü omega. Yine burayı z ile bir vektörel çarpım olarak yazabilirim. Ez'nin gradyanı olacaktır. Burası da bz'nin gradyanından başka bir şey değil. Böylece ne elde etmiş olduk? B'deki de bu şekilde yazmış olduk. Şimdi bunları elde ettikten sonra bir ara verdim. Dersten sonra artık İşte bu ifadeleri de bulduğumuza göre sınır koşullarını koyarak ne gibi çözümlerimiz olabilir onlara bakarız.